Selam herkese. Nasılsın demek adettendir. Hani ne diyeyim? Vallahi Bazen hiç kelimeler yetmiyor. ne kimseye nasılsın diye sorabiliyorum, ne de nasılsın sorusunu cevaplayabiliyorum. Vallahi öyle bir dönemdeyiz. Ama haydi senden güzel şeyler bekliyoruz sevgili Vedat. 13 Mart, 19 Mart tarihleri arasında bizi bu bir hafta boyunca neler bekliyor? Seni yakından takip edenler çok iyi bilirler. Bak takipçiler yazıyor. Vedat Delek her eve gerek geldi. Seni yakından takip edenler çok iyi biliyorlar. Gerçekten verdiğin tarihlerle ve çok özel açıklamalarınla astrolojiye yön veren astrologlardansın. Bugün yine 12 burç için çok özel tarihler istiyorum. Mümkünse senden. Hemen sevgili takipçilerimizi bekletmeden 13 Mart, 19 Mart tarihleri arasında şöyle bir genel yorum alayım. Sonra da tek tek 12 burcu yorumlayalım. 7 Mart'ta bir dolunay yaşandı Başak Burcu'nda. Esasında bu çok önemli bir dolunay. Kitlesel olaylara sebebiyet verebilecek bir dolunayla karşı karşıya kaldık. Bu dolunayın kritik tarihleri 14 Mart, 18 Mart, 20 Mart ve 19 Mart. Yorumları içinde hangi alanlarda bunlara dikkat etmemiz gerektiğini söyleyeceğim. Ama bununla beraber artık 7 Mart'la beraber Satürn Balık Burcu'na geçiş yaptı. Yaklaşık 2,5 yıldır Kova Burcu'nda, Kova Burcu, Aslan Burcu, Boğa Burcu ve Akrep Burçlarının son derece önemli bir sınava tutmuştu. Artık bu sınav bitti. Ama bu Dolunay'da Satürn 29 derece, kritik bir derecedeydi. Bu ne demek? Hani bir insan hasta olduğunda ateşin 40 derece ile 42 derece arasında nasıl bir fark varsa gezegenlerin de dereceleri var sevgili Nur ve 29 derece kritik bir derecedir ve eteğindeki tüm taşları artık o dereceye geldiğinde döker ve o burcun sembolikleriyle ilgili konularda artık yaşanması gerekenler yaşanır ve diğer bir burca geçiş yapar. Kova burçları esasında bu 10-15 günlük süre içinde yine Satürn'ün Kova burcunu hissedecekler ama özellikle Kova burcunun son 2-3 gününde doğan Kova burçları çok daha fazlasıyla hissedecek. Ama tabii ki dünya üzerinde de bir takım olaylara sebebiyet vererek artık veda ederek Kova burcundaki o semboliklere veda ederek bay bay diyecek. Evet, yer sarsıntıları biraz daha devam edecek. Bununla beraber dünya üzerinde insanlar biraz daha hani seslerini daha gür duyurabilecekler. Dediğim gibi özellikle 14, 18, 20 ve 19 Mart tarihleri önümüzdeki süreçlerde çok önemli. Bunu burç yorumlarımızın içinde söyleyeceğiz. Satürn'ün balık burcu hangi alanlarda burçlara fayda sağlayacak veya hangi alanlarda kısıtlamalar getirecek? Yine burada 6 tane burcun özellikle 17 Mart'tan itibaren parasal ve açısal anlamda Süper. şansları fazlasıyla artacak. Ben bu şans faktörlerini özellikle bu Şubat ayında yaşadığımız olaydan sonra özellikle şansa ihtiyacı olan depremzede dostlarımızın bu günleri kullanarak hayatlarında ihtiyacı olanlara kavuşması için özellikle kullanabileceklerini buradan bir kere daha söyleyelim. İstersen bu yorumlarımıza Başlayalım. başlayalım eğer sorun Sevgili yoksa. takipçilerimiz, YouTube Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var kanalında sevgili Vedat Delek ve diğer astrologlarımızla sevgili Nuray Seyar'ı, sevgili Mine Ölmez'le beraber astrolojinin gündemini belirliyoruz. Bugün de yapacağımız bu yayında belki de bir anlamda yine tarihe not düşeceğiz. Şöyle ki 13 Mart, 19 Mart tarihleri arasında 12 burcu tek tek yorumlarken her burç için vereceği çok özel tarihler bakın sizin hayatınızda başka bir yol açabilir. O yüzden bu tarihlere lütfen çok dikkat edin. Şimdi öncelikle koçlarla başlayalım. Her koç için, her burç için çok önemli ve özel açıklamalarda bulunup özel tarihler vereceksin. Sadece şunu söyleyeceğim. Bu hafta kimle konuşsam herkesin içi çok sıkılıyor.
çok daralıyor. Bunun gezegenlerle bir etkisi var mı, yoksa bireysel anlamda zaten içimiz nasıl sıkılmasın yani, ülke ne halden geçiyor moduna mı girmeliyiz? Şimdi esasında hepimiz Gizli değil, gizli bir alevi yastayız. yastayız, gizli değil. Yani bu yaşanan, yani şöyle, şimdi hani olayı birebir yaşayanlar, bir de uzaktan bakıp yastı olduğunu farkında olmayanlar. O yüzden gizli yas dedim. Yoksa hepimiz gerçekten psikolojik olarak, ruhsal olarak inanılmaz derecede etkilendik. Az evvel dedim ya, Satürn 29 derecede kritik, platonik derecede. Bir de Plüto da aynı şekilde. Mart ayı içinde bir burç değiştirecek, kova burcuna geçiş yapacak ve burada bizi ruhsal olarak da fazlasıyla sıkıştırıyor. Buna hem psikolojik olarak hem ruhsal olarak da yaşadığımız etkenler eklenince çok daha esasında bu arttı. Evet, bu süreç Mart ayından itibaren biraz olsun rahatlayacağız. Çünkü o gezegenlerin devir daimi. Şimdi Mars Yengeç Burcu'na geçti. Bu esasında bizi kişisel olarak etkileyen bir süreç. Bir de toplumsal olarak Satürn, Plüto, bunlar toplumu etkileyen gezegenler olduğu için hepimiz aynı moddayız. Hepimiz çok fazlasıyla etkileniyoruz. Evin üstünde dolunay, dolunayda bakma, Marsiyen bir dolunay. Bu ne demek? Mars burada dolunayda son derece etkili. Tıpkı o 6 Şubat'ta yaşadığımız dolunayda nasıl Uranüs etkili olduysa, burada da Mars. Biraz daha hani dürtülerimiz konusunda dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz ki, bir de esasında bu hafta Mars'ın Neptün'le, Güneş'in Neptün'le kavuşumu bizi biraz daha saflaştırdı. Esasında dolandırılmalara, kandırılmalara, sulardan gelecek zehirlenmelere, karşı tarafla yapılacak anlaşmalar, sözleşmeler, son derece dikkatli olmamız gereken bir haftada olduğumuzun altını bir kere daha çizelim. Dikkat, üstüne dikkat olmak gerekiyor. Dedim ya, kartlar, yani gezegenlerde kartlar, yukarıda kartlar yeniden karılıyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Algılar, toplumsal olarak algılar da farklı bir hale gelecek. Kabuk değiştiriyoruz sevgili Nur. Bu kabuk değiştirme o kadar da kolay olmuyor gördüğünüz üzere. Ama bu yaşadığımız felakette Plüto Kova, burada toplumsal anlamda fayda sağlanılması gerekiyor. Toplumsal olarak el ele olunması gerekiyor. Evet, biz Türk halkı olarak bunu başardık. Şuna inanıyorum. Türk halkı kazandı ve ödülünü alacak. Biraz daha sabır. Kabuk değiştirmek o kadar kolay olmuyor. Hepimizin şimdi bir bölgede bir felaket yaşandı ama bireysel olarak da baktığımızda bu gezegenler hepimizin hayatında Ya darılmaya sebep Vedat, ama hala yüreğimiz oluyor. ağzımızda. Türkiye'nin dört bir yanı sallanıyor. Marmara'da büyük bir deprem Verdiğim bekleniyor. Zaten yaşanan deprem felaketiyle hepimizin yüreği ağzına geldi. Gerçekten psikolojik olarak çöktüğümüz bir dönemdeyiz. korku, panik, endişe, üzüntü, bütün o kaos enerjisini her birimiz ayrı Bu ayrı kaosun, yaşıyoruz. yani bu korku enerjisinin, işte yer sarsıntılarının, bu karışık duyguların sona erebileceği bir tarih söyleme şansın olabiliyor mu? Bu yıl biraz sınavlarla fazlasıyla ne yapacağız? Karşı karşıya olacağız. Şunu söylüyorum. En başından beri bana şunu sordular. Deprem olacak mı? Olacak. Biz depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Neden bunları yaşıyoruz? Yıllardır baktığınızda hani bizim jenerasyonumuzdan önceki jenerasyonlar hep bu problemle karşı karşıya kaldılar ve hiçbir şekilde bizler bireysel insanlar olarak bunun önlemlerini almadık sevgili Nur. Ne zaman ki bu farkındalığın farkına varacağız ve bununla yaşamayı öğreneceğiz, işte o zaman rahatlayacağız. Depremler bitmeyecek ki. O zaman Uranüs'ü Peki şöyle gökyüzünden sökmemiz söyleyeyim, yani gerekiyor. mesela 2024 yılı anladığım kadarıyla konuştuğum bütün astrolog çok zorlu geçecek diyor. Sana göre 2024'te hiç böyle rahat nefes alacağımız bir
Bir ay bile yok mu? Hani hep mi zor? Olmaz mı? Mesela şimdi 2024'e gitmeden 2023 ile ilgili konuşalım. 11 Nisan, 12 Nisan, 13 Nisan. Yılın en şanslı gününe sahip olacağız. Yani burada bereket, koruma, aklımıza gelebilecek ne varsa iyilik anlamında, güzellik anlamında gökyüzünden bizlere Ha, sunulacak 2023'te de bir şey güzel Allah günler bizi tarafından. bekliyor yani. Tabii ki, tabii ki olmaz mı? Yin yang gibi düşünün hayatı. Bir tarafta negatif, bir tarafta pozitif. Neden negatifi yaşıyoruz? Çünkü uyanmamız gerekiyor. Bizim bir farkındalığa ulaşmamız gerekiyor. Japonya'da depremler oluyor. Neden hiç kimse ölmüyor? Çünkü bununla Evet, ilgili artık bunları yaşamayı zaten çok duyduk öğrendiler. televizyon kanallarında da. Yani işte Japonya bir deprem ülkesi, biliyorsunuz nasıl yaşanıyor, işte bilmem ne, bizim ülkemizde önlemler alınmıyor. Yani çok, yani hakikaten bunu... Kilit noktası orası ama ben de sıkıldım bunları söylemekten. Eminim ki sen de yayınlarına devam ediyorsun ama farkına varmak, farkına vardığımız an işte orada. Yani tevekkül, Evet. ondan sonra farkına varmak. Ne diyeyim ki sevgili Nur, İnşallah iyi ya. günler gelecek, Gerçekten merak çok zorlanıyoruz. etmesinler. Şu anda beni takip eden, bu videoyu izleyen herkese güzellikler diliyorum, iyilikler diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin, ayağınıza taş değdirmesin, yönünüzden geçen bütün Amin. güzellikleri versin. Sevgili koçlar, 13 Mart, 19 Mart'ta Amin. bir hafta boyunca sizleri neler bekliyor, bir görelim bakalım. Şimdi sevgili koçlar, esasında 7 Mart'la beraber Satürn'ün koç balık burcuna geçmesiyle beraber artık sizin için hayatınızda şu çok önemli olacak. Psikolojik anlamda kendinizi çok sağlam bir şekilde ayakta tutmanız gerekiyor. Ve bununla beraber 2026'ya kadar baba sağlığı, hayatınızdaki daha yaş almış kişilerin sağlıkları ile ilgili konuda bir kere son derece kontrolü elinizde tutmanız gerekiyor. Zamanında check-up'larını yaptırmanız gerekiyor. Kontrol etmeniz gerekiyor. Biraz yaş almış büyükleriniz ilaç kullanımında, sağlıkları ile ilgili konularda bayrağı sıkı tutmuyorlar. O yüzden çevrenizdeki yaş almış kişilerin sağlıkları ile ilgili konularda yakından ilgilenmek ve yakından takip etme dönemi artık başlıyor. Bununla beraber Venüs Boğa burcunda geçiş yapıyor. 17 Mart'la beraber parasal konuda şansınızın arttığı, maddi kaynaklarınızda fazlasıyla artmaların olacağı, küçük şans dediğimiz o Venüs'ün maddi konularla ilgili artık hayatınıza maddi kazançların sağlayacağını söyleyebiliriz. 15-17 Mart tarihleri arasında Neptün Güneş'le kavuşumda olmuş olacak. Burada ne yapmak gerekiyor? Bir, yediğiniz, içtiğiniz her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Zehirlenme olasılığı söz konusu olabilir. O yüzden özellikle sulardan gelebilecek tehlikelere, ilaçlarla ilgili konulara çok ama çok önem vermek gerekiyor. İş hayatınızdaki atacağınız adımlar da son derece gözünüzü dört açarak yapın. Esasında 15-17 Mart tarihlerinde hayatınıza gelebilecek iş teklifi, işle ilgili konular biraz daha şüpheci yaklaşırsanız inanılmaz derecede iyi olur. 17 Mart biraz burada plütonik etkinin çok fazlasıyla etkili olacağı, iş hayatınızda biraz daha sert rüzgarların esebileceği, sinirlerinize hakim olmanız gerekiyor. Özellikle çevrenizdeki kadınlarla ilişkilerinize son derece dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bununla beraber Merkür artık burcunuza geliyor. Daha iyi iletişim kurabileceksiniz. Daha fazla bu konuda iletişimle sahip olmak istediklerinize sahip olabileceksiniz. Ama biraz böyle fazlasıyla atarlı ve giderli bir kavgacı tutumlardan da uzak durmanız gerekiyor. 14 Mart, 18 Mart, 19 ve 20 Mart tarihleri bu haftanın en kritik tarihleri. 14 Mart'ta hukuksal konularda başınızı belaya sokabilecek her türlü olaydan uzak durun. Özellikle üniversite içinde olan sevgili öğrencilerinizin de okulda biraz daha davranışlarına dikkat etmesi gerekiyor. 18 Mart, 18 ve 19 Mart sosyal çevre, arkadaş çevrenizle ilgili konularda olabilecek sorunlar, aksaklıklar konusunda da
tevhini elden bırakmamanız gerekiyor sevgili koçlar. Şanslısınız. Jüpiter hala burcunuzda size şans faktörünü fazlasıyla sağlıyor. O yüzden yaşanabileceğiniz her türlü olumsuzlukta da korumanızın yüksek olduğunu evet. Ay, program başında söylemeyi unuttum. Çok özür dilerim. Şimdi hepimizin morali çok bozuk ya. Herkes bireysel anlamda haritasını çok merak ediyor. Dört seyircimize harita bakar mısın? Çok tatlısın. Bakarım. Tabii ki. Çok tatlısın. Bu videonun altına yorum bıraktığınız zaman YouTube Nur Güler'le Hayatta Her Şey Var kanalında yorum bıraktığınız zaman 4 seyircimizi seçeceğiz ve 4 seyircimize astrolojik harita bakacağız. Bakacak daha doğrusu Vedat Delek. Evet sevgili boğalar, şifa şimdi sıra sizde. Boğalar için en güzel tarih 17 Mart çünkü aşkın ve sevginin ve küçük şansın ve paranın gezegeni Boğa burcuna geliyor. Ve 7 Mart'la beraber o Satürn'ün balık burcuna geçmesiyle beraber 2,5 yıllık o hayatlarındaki zorlanma, analarından emdikleri süt, artık rahatlıyorsunuz. Bak sevgili boğalar, bu müjdeyi size vermek için gerçekten o kadar mutluyum ki rahatlayan bir burç artık zorlanmalar, hayatlarındaki kısıtlamalar bir şekilde gidecek. Hatta artık destek almaya başlıyor. Bu da çok güzel bir durum. Yani babanızdan destek alabilirsiniz, yine otoriter kişilerden destek alabilirsiniz, müdürünüzden, amirinizden, patronunuzdan destek alacaksınız ve bu da sizin için son derece muhteşem olacak. Sosyal çevre, özellikle sosyal çevreyle ilgili Satürn'ün balık burcuna geçmesiyle beraber şimdi bir tarafta kısıtlamalar söz konusu olabilir ama bu kısıtlamalarla beraber esasında dikkatli olursanız mesela sizden yaşça büyük arkadaşlarınızdan çok önemli destekler alma dönemi başlıyor. O yüzden hani laf dinleyin. Size bir şey söylendiği zaman sakın kulak arkası etmeyin. 17 Mart'la beraber parayla beraber fazlasıyla bir çekicilik, fazlasıyla şans artık Boğa burcunun üstünde. Hatta diğer burçlara da inanılmaz derecede İnşallah. Bu şansı dağıtacaklar. 15-17 Mart, sadece 15-17 Mart tarihlerinde biraz böyle arkadaş görüşmelerinizi, sosyal çevreyle ilgili görüşmelerinize çok önem vermeniz gerekiyor. 15-17 Mart esasında bu hafta içinde arkadaşlarınızdan gelebilecek herhangi bir konuyla ilgili biraz düşünün. İşin arkasına bakın. Hatta hani böyle Başak Burcu'nun o 40'ı 40 yaran özelliği vardır ya. Bir başak gibi bakarak işin önüne arkasına bakarak hareket edin. Bu hafta dedim ya kandırılma, dolandırılma, yanılma haftası. Hani kandırılma ve dolandırılmanın dışında bir yere yatırım yapacaksındır. O sana çok cazip gelir ama yanlış olur. Bu hafta biraz daha dinlenerek, biraz daha esasında duanın gücünün çok yüksek olduğu, mistik bir enerjinin çok yüksek olduğu, saf enerjinin yüksek olduğu bir hafta. Bütün burçlar tabii çok mübarek aylardayız. Yani inşallah ettiğimiz her duada kabul olsun. Ne diyelim? Peki. Var mı bu ay ekleyeceğin? Hemen geçiyorum ikizlere. Var. Hemen var. 17 Mart. Biraz sakin iletişim kurarsan çok iyi olur. Seni kızdırmak biraz zordur ama bu 17 Mart biraz daha sorunlu ve problemli. Kızdırmayın boğaları. Bununla beraber bu haftadan itibaren hırsızlıklara dikkat edin. Kardeşlerinizle ilgili konulara lütfen ama lütfen dikkat edin. İletişim kurmakta biraz zorlanabilirsiniz. Biraz daha içinize kapanık bir eylem içinde olabilirsiniz. 14 Mart sağlığına dikkat et. Parasal konulara çok fazlasıyla dikkat et. 18-19 Mart'ta kariyer hayatında ilgili bir takım sorunlar ve problemlere açığa çıkabilir. Dolunay'ın tetiklendiği günlerde bu tarihlere de dikkat edersen esasında bu haftanın da en şanslı Peki, hemen olduğunu ikizlere geçelim bekletmeden. Şimdi sevgili ikizler, Satürn'ün balık burcuna geçiş yapıyor. Senin iş hayatında ilgili bir takım engellemeler ve kısıtlamalar söz konusu olacak. Bu Satürn'ün balık burcuna geçişi İkizler burcunu biraz fazlasıyla etkileyecek. Nasıl ki Satürn kova burcundayken kova, aslan, boğa ve akrep burçları çok fazlasıyla
Esasında ödüllerini alacaklar ama biraz böyle sıkıldılar. Şimdi ikizler için 2026'ya kadar bu tarih Satürn balık dönemi biraz zorlayıcı geçebilir ama şunu söyleyeyim, ödüllerini de alacaksın. O yüzden bazı şeylere dert ve problem olarak bakmayın. Bunun bana hediyesi nedir diye bakın. Bu olayı nasıl aşabilirim diye bakın. Demek ki sevgili ikizler, sen iş hayatında ilgili muhteşem bir duygu içinde, istek içinde olabilirsin ama yanlışları göreceksin. Bununla beraber sevgili ikizler, 17 Mart'la beraber parasal konuda esasında hiç beklemediğin gizli bir elden gelecek yardımlar son derece hayatında olacak ama kadınlarla da ilişkilerine çok temkinli ve dikkatli olman gerekiyor. Sağlığınla ilgili, işinle ilgili konularda iyileşmeler olacak ama burada gizli ilişkilerden, başını belaya sokacak ilişkilerden uzak durman gerekiyor. 15-17 Mart. Bu tarihlerde iş hayatında ilgili sakın karar alma. Projelere imza atma. Bununla beraber yanlış kararlar alabilirsin. Hatta işinle ilgili yapacağın yatırımlarda dolandırılabilirsin, kandırılabilirsin. Bunlara evet çok dikkatli olman gerekiyor. 17 Mart burada biraz daha parasal yatırımlarınla ilgili konulara önem vermen gerekiyor. Ani kararlar vermemen gerekiyor. Sağlığınla ilgili dişler ve kemiklerle ilgili biraz fazlasıyla sorunlar açığa çıkabilir. Şimdi iletişim konusunda çok fazla sosyalleşecek sevgili ikizler. Arkadaşlarıyla gezmek isteyecekler, arkadaşlarıyla muhabbet etmek isteyecekler. Sosyal hayatın içinde çok daha fazlasıyla aktif olmaya çalışacaklar. 14 Mart lütfen ama lütfen evliliğinle ilgili, ilişkilerinle ilgili konularda sert etkiler söz konusu olabilir. Sakinliğini koruman gerekiyor. 18-19 Mart tarihlerinde de söylediğin sözlere çok dikkat et. Özellikle ikizler konuşmayı sever. Konuşma dürtünü lütfen ama lütfen kontrol et. Sosyal medya üzerindeki paylaşımların, yorumların dikkat et, başına iş açmasın. Uzak akrabalarla da gelebilecek bir takım sorunlar ve problemler açığa çıkabilir. Lütfen ama lütfen dikkatli ol. Jüpiter Koç burcunda seni destekliyor. Sen de artık hayatını düzenlemek için gökyüzünden o etkiyi alıyorsun. Bunun farkına var. Uzun zamandır problem, sorun yaşıyorsun. Merak etme. Önümüzdeki süreçlerde çok daha Evet. iyi günler seni Sırada bekliyor. kim var? Senin deyiminle bıdı bıdı Tatlı yengeçler, bıdı bıdı yengeçler. Şimdi bıdı bıdı Satürn balık burcuna geçiş Neyi yapıyor, destekliyor? destekliyor. Sevgili yengeçleri özellikle eğitim hayatıyla ilgili, Süper. yurt dışı ile ilgili, yurt dışı ticaretiyle ilgili fazlasıyla destekleyen bir sürece merhaba diyorlar. Bununla beraber Venüs'ün Boğa burcuna geçmesiyle beraber parasal anlamda inanılmaz derecede yine Ne destekliyor. Bak, güzel. yengeçlere güzel haberler veriyorum. Özellikle arkadaş çevrenizden elde edebileceğiniz kazançlar, sosyal medyadan gelecek olan, sosyal çevreden gelecek olan şanslar ve fırsatları lütfen sevgili Ne yengeçler güzel. görmezden gelmeyin. 15-17 Mart lütfen alacağınız eğitimlere dikkat edin. Bununla beraber hukuksal olarak atacağınız adımlar konusunda yanlış kararlar olabilir. Yine burada sosyal medya üzerinden yapacağınız alışverişler, özellikle yurt dışı menşeli şirketlerle, yurt dışı menşeli alışveriş şirketleriyle yapacağınız, yapmayın, yapmayın yani, anladın mı? 15-17 Mart tarihleri arasında bunu yapmayın. 17 Mart biraz sevgili yengeçler çok agresif olabilirler. İlişkileriyle ilgili sert söylemler, kavgacı tutumlar olabilir. Eşleriyle ilgili konularda fazlasıyla kavgacı olabilirler. Yapmayın. Bakın, gökyüzü inanılmaz derecede sizi destekliyor. Bu işin en güzel tarafıyla ilgilenin. Evet, Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. Artık kariyer hayatlarıyla ilgili plan yapma, iyi haber alma dönemi,
projeler dönemi, sözleşmeler dönemi fazlasıyla başlıyor. Biraz daha iş hayatlarıyla ilgili iyi haber alma dönemleri başlayacak. Önümüzdeki günlerde bunlardan bahsederiz. 14 Mart, sağlığına dikkat et. İş hayatıyla ilgili konularda sakın aceleci davranma. Biraz daha özellikle bacak ağrıların konusunda dikkatli olursan senin için çok daha iyi olur. 18 ve 19 Mart tarihlerinde de parasal konularla beraber sağlıksal konular, kan değerleriyle ilgili bir takım sorunlar ve problemler olabilir. Kaslarıyla ilgili konularda sorunlar ve problemler olabilir. Sevgili yengeçler, şansınıza güvenin. Venüs sizi sonuna kadar destekliyor. Satürn sizi sonuna kadar destekliyor. Bu hafta verdiğim tarihler dışında Yaradan'ın size yürü ya İnşallah. kulum dediği İnşallah. zaman dilimleri. Aslanlar. Amin. Kötü mü? Vallahi 7 Mart'la beraber Satürn artık karşıt burcunuzdan gitti. Dolunay'ın etkisiyle evet bir 10 gün 15 gün daha bunu hissedeceksiniz ama 2,5 yıllık Bitti mi? kabus var. Oh be. Bitti. Bitti. Kurtuldular, rahatlıyorlar. Şükürler olsun. Bununla beraber şimdi sevgili aslanlar. Bir, maddi konularla ilgili artık sorumluluk alma zamanının geldiğini bil. Bununla beraber sağlığınızla ilgili konularda sorumluluk almanız gerektiğini de bilin. Özellikle bacaklarınız, dişleriniz, kemiklerinizle ilgili konularda daha dikkatli olacaksınız. Bununla ilgili eğer vücudunuz bir alarm veriyorsa hemen doktorunuza gideceksiniz. Önleminizi alacaksınız, sağlığınıza önem vereceksiniz. 2026'ya kadarki olan süreçte bir miras işiniz varsa, 2026'ya kadar miras başka kaynaklardan gelecek olan paralarla ilgili olaylarda dikkatli ve temkinli olmanız gerekiyor. Hamlelerinizi çok iyi yapmanız gerekiyor. 15-17 Mart burada özellikle yine yediğinize, içtiğinize dikkat edeceksiniz. Kullandığınız ilaçlara dikkat edeceksiniz. 15-17 Mart tarihleri arasında bankadan bir kredi işleminiz onaylanabilir. Neye imza attığınızı okuyarak yapmanız gerekiyor. Yanlış bir adım maddi kayıplara sebebiyet verebilir. 17 Mart lütfen iş hayatında sinirlerine hakim ol. Fazlasıyla biraz stresli olabilirsin. Fazlasıyla kavgacı enerji içinde olabilirsin. Biraz hayat üstüne gelebilir. Sen lütfen burada sakinliğini korun. Bununla beraber tabii ki Merkür'ün Koç burcuna geçmesiyle beraber iletişim anlamında biraz daha rahatlayacaksın. Kendini güzel ifade edeceksin. Fırsatlar gelecek karşına. Ticari anlamda bir takım fırsatlar gelebilir, eğitimler gelebilir. Bilgi, önüne gelen bilgiye çok önem ver. Bu bilgi şimdi işine yaramazsa bile önümüzdeki süreçlerde maddi ve manevi anlamda senin kalkınmanı sağlayacak bilgiler olabilir. 14 Mart. Çocuğu olanlar lütfen çocuklarınızla ilgili ilişkilerinize, çocuklarınızla ilgili konuda gözünüz üstünde olsun onları sıkmadan 18 Mart, 19 Mart tarihleri arasında da İlişkileriniz, ortaklıklarınız, evliliklerinizle ilgili sert olabilecek söylemlerden, sert olabilecek kavgalardan uzak durun. Özellikle 18, 19 ve 20 Mart bu anlamda sevgili aslanlar için çok kritik. O yüzden bu tarihleri bir kenara yaz ve ona göre lütfen ama lütfen dikkatli ol. Bana gelen yorumlarda sevgili Nur, bu tarihlere dikkat ederek birçok konuda hayatlarını iyileştirdiklerine dair geri dönüşler geliyor. Ne mutlu bize. Bu videolar işe yarıyor. İnsanları mutlu ediyor. Valla sağ ol. Kitlelerle ulaştırdığın için ve astrolojinin gücünü insanlara hem kanalınız hem sen ben onlar adına çok teşekkür ediyorum. Yurt dışından size Canım. kucak dolusu sevgiler getirdim. Ne güzel. Nuray'a ayrı, sevgili Mine'ye ayrı, sana ayrı. Çok seviliyorsunuz. Çok seviliyorum. Ben teşekkür Ben ayrıca ederim. teşekkür İyi ki ediyorum. varsın. İyi ki varsın.
Sen de iyi ki varsın. İyi ki varız. İyi ki Ay yine de sen de var, öyle. sevgili Nuray da var. Ayrı Canımsın. ayrı insanların Eğer ruhuna birilerinin dokunuyoruz. hayatlarına Değil mi? dokunabiliyorsak, eğer birilerinin yüzündeki tebessümün sebebi olabiliyorsak, valla ne mutlu bize. Şimdi Başakların yüzündeki tebessümün sebebi olalım hadi. Güzel şeyler var mı söyleyecek, güzel tarihler daha doğrusu Başaklar için? Var. Esasında bu Dolunay genel anlamda biraz hani oradaki mizar sabit yıldızından dolayı bir tık dünyasal anlamda sorunlu olsa da esasında sevgili Başakların bu Dolunay hayatlarına bir takım sürprizleri getirecek. Ne getirecek? Özellikle parasal anlamda şanslar, fırsatlar söz konusu olacak hayatlarında. Ama şimdi tabii Satürn balık burcuna geçiş yapıyor. Karşıt burcuna 2026'ya kadar ilişkileriyle ilgili sorumluluklarını almak zorundalar. Evlilikleriyle ilgili konularda sorumluluklarını almak zorundalar. Ortak iş yapıyorlarsa artık sonuna kadar bu sorumluluğu üstlerine almaları gerekiyor. Sevgili Başaklar, o balık burcunun o Satürn'e geçişi evet 2026'ya kadar sizin hayatınızda bir takım engellemelere, kısıtlamalara neden olsa da farkındalıkla bunu dönüştürebilirsiniz. Venüs Boğa burcuna geçiyor 17 Mart'la beraber. Ticari hayatta başarı, parasal anlamda şans ve fırsatlar, özellikle bu anlamda hukuksal konularda bir takım alacakları durumlar varsa alma şanslarının yüksek olduğu. Yurt dışı ile ilgili ticaret yapıyorlarsa kolaylıkla maddi konularda fazlasıyla artış olabileceği. Hatta uzak akrabalardan gelebilecek maddi desteklerle maddi güçlerini fazlasıyla olumlu anlamda destekleyebilirler. Şimdi 15-17 Mart Karşıt Burcu'nda Güneş ve Neptün'ün bir araya gelmesi sevgili Boğaların biraz daha kolay kandırılabilir, kolay kandırılabilir, dolandırılabilir hale gelmelerini sağlayabilir. Özellikle ortak iş yapıyorsanız lütfen hesabınızı kitabınızı ona göre yapın. Ben şuradan şunu rica ediyorum. Şimdi evli çiftler, gökyüzü hepimizi yoldan çıkmamız için önümüze bir takım şeyler getiriyor. Evli çiftler, yasak ilişkilerden, başınıza iş açabilecek ilişkilerden uzak durmanızın gerektiğini buradan söylüyorum. 17 Mart çocuğunuz varsa biraz sinirli olabilir ve çocukların üstünde fazlasıyla baskın kurabilirsiniz. Bununla beraber aşk hayatınızla ilgili konuda kıskançlık krizlerinden dolayı çok ciddi tartışmalar yaşayabilirsiniz. O yüzden 17 Mart'ta duygusal anlamda o inişleri ve çıkışları kontrol altında tutmanız gerekiyor. Sevgili Başaklar, hesap zamanı geliyor. Merkür'ün Koç burcuna geçmesiyle beraber parasal anlamda fazlasıyla hesaplarını, kitaplarını yapabilecekleri, ileriki dönemlerde parasal konularda olumlu haberlerin gelebileceği bir sürece merhaba diyorlar. Bununla beraber 14 Mart aile konularıyla ilgili tartışmalardan lütfen uzak durun. 14 Mart'ta taşınma işleminiz olabilir, ev alma, ev satma işleminiz olabilir. Enerji biraz orada yüksek. Siz negatifi değil, pozitifi seçerseniz işinizi çok daha kolay idare etmiş olabilirsiniz. 18-19 Mart iş hayatınızda sakin kalacaksınız. İş hayatınızda o organizasyonu yaparken iş hayatınızda daha fazla faydalı olabilirim enerjisi içinde olurken sakin kalmayı bileceksiniz. Burada sağlıkla da ilgili bir tık sorunlar yaşanabilir. Yine kaslarla ilgili lütfen temkin ve dikkatli olursanız çok ama çok iyi olur. Kapınıza gelen şansın farkına varın sevgili Başaklar. Ummadığınız yerden, beklemediğiniz yerden gelecek o fırsatlar sizin hayatınıza çok ama çok Haftamız özel etkiler güzel sağlayabilir. geçsin. Peki 13 Mart 19 Mart tarihleri arasında sevgili Vedat şimdi terazileri yorumluyor. Terazilere özel tarihler de verecek. Bu arada yüzüm çok mu parlıyor benim? Güneş vuruyor, engelleyemiyorum, kapatamıyorum şeyi. Bebeğim iyisin ama güneş sensin zaten. Her zaman Baksana halime. parlayan kadınsın. Bebiş kol. Öne Tamam. gelirsen çok parlıyor. Biraz daha geride kalırsan muhteşem oluyor.
Süper. Şimdi sevgili teraziler, Satürn balık burcuna geçiş yaptı. Sizin bir sağlıkla ilgili konuları artık sorumluluk almanız lazım. Daha fazla çalışmak zorundasınız. Daha fazla işle ilgili sorumluluk almak zorundasınız. 2026'ya kadar patronunuz size derse ki hadi artık senin bir tık yukarıya çıkman gerekiyor. İdareci olman gerekiyor. Sakın bunu almamazlık yapmayın. Sizin artık yönetici kadrosuna geçmeniz lazım. Yani eğer siz yok ben yönetici kadrosunda olmayacağım, bir alt kadroda olacağım derseniz çok zorlanacaksınız. O yüzden bu sorumluluğu almaktan sakın ama sakın kaçınmayın. Bununla beraber başka kaynaklardan eşinizden gelebilecek gelirlerde artış olabilir. Eğer yine bir miras hukukunuz varsa evet buradan gelecek gelirlerin artık alınma zamanının geldiğini bilmeniz gerekiyor. Maddi kaynaklarınızda fazlasıyla artış olacak. Şimdi burada maaşlı çalışmanın dışında başka yerlerden gelebilecek maddi kaynakların lütfen farkında olun. Çünkü bir yerlerden gelecek size o para. Evren, yaradan size o parayı verecek. 15-17 Mart iş hayatınızla ilgili lütfen yapacağınız yatırımlar veya yapacağınız görüşmeler, gelebilecek teklifler konusunda son derece temkinli olmanız gerekiyor. Verilen vaatler uyulmayabilir, verilen vaatler konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili çok acil değilse eğer 15-17 Mart tarihleri arasında sağlıkla ilgili konuları bir tık erteleyin veya ameliyat olacaksınız. Narkozla ilgili, zehirlenme ile ilgili konularda doktorunuzla konuşun. Bir tık daha dikkatli olmaları gerektiğini Terazileri burada özellikle söyleyelim. sağlık konusunda Yediğinize uyarıyorsun. evet, sağlık konusunda ve yediğinize de içtiğinize de dikkat etmeniz Peki. gerektiğini buradan altını çizelim. 17 Mart ailesel sorunlar, biraz aile içi gerginlikler söz konusu olabilir. Teraziler minnoştur, tatlıdır. Orada sakinliğini koruyacaktır. Tatlı dilinde, tatlı enerjisiyle olayı İnşallah. ben inanıyorum ki tatlıya bağlayacaktır. Şimdi evet Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. Biraz atarlı olmaları söz konusu olabilir. Hayır, böyle bir şey yapmayın. Sizler o tatlı dilinizle, tatlı enerjinizle, eşinizle çok fazlasıyla güzel muhabbetler yapabilirsiniz. Ortaklıklarla ilgili sözleşmeler döneminin, ilişkilerin getirdiği bir takım olumlu süreçlerin farkına vararak hayatınızı yine güzel bir düzene sokabilirsiniz. 14 Mart biraz ticari hayatın içinde dikkatli olmanız gerekiyor. Trafikte dikkatli olmanız gerekiyor. Kardeşlerinizle, komşularınızla, ilişkilerinizle son derece uyumlu ve dengeli olmanız gereken bir tarih. 18-19 Mart çocuklarınızla, ilişkilerinizle beraber aşk hayatınızı kontrol altında tutun. Kavga, Allah gürültü, ayrılığa göstermesin. kadar gidebilecek bir süreç olabilir. Allah göstermesin. O yüzden dikkat ve temkin bu haftanın hepimiz için Hadi olması güzel geçsin gereken olmazsa haftanız. olmazları. Akrepler ne yapıyor akrepler? Ayonlara da müjde verelim. Yani Satürn gitti Kova burcundan Balık burcuna artık onlara da destekler gelecek biraz daha fazlasıyla o hayatlarındaki o kısır döngü, hayatlarındaki o ne derler İnşallah. kısıtlama ve engel artık kalktı. Bitti. Ne güzel bak müjdeli haberler veriyoruz. Şimdi burada sevgili akrepler Balık burcuna geçiyor Satürn. Sizin çocuklarınızla ilgili konuda fazlasıyla sorumluluklarınızı almanız gerekiyor. Ama burada 2026'ya kadar baskıcı olmayın. 2026'ya kadar hani tatlı bir öğretmen olun. Tatlı dilli bir öğretmen olun onların üzerinde. Eli sopalı o hani filmlerde gördüğümüz eli sopalı öğretmenlerden olmayın. İyi öğretin ki onlar da kolaylıkla alabilsinler. Aşk hayatlarıyla ilgili, sevgiliyle ilgili konularda biraz daha sorumluluk alacaksınız. Sevgiye, aşka bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Aşkla ilgili sorumluluklarınızı almanız gerekiyor. O yüzden bu konu sizin için çok önemli. Evet, Venüs Boğa burcuna Oo. geçiş yapıyor. Evliliğinizde, ilişkilerinizde, ortaklıklarınızda inanılmaz derecede iyileşmeler olacak. Bazı akrepler evlilikle ilgili adımlar atacaklar. Belki de evleneceği kişiyle
Karşı karşıya gelecekler, ilişkilerinde iyileşmeler olacak. Akrepleri güzel şeyler söylüyorum ya Rabbi. Buralara çok önem gösterin. 17 Mart biraz daha böyle agresif olabilirsiniz ama olmayın. Esasında oradaki o kızgınlık enerjisi sizin için tuzak. Bunu eğer kullanabilirseniz kendi hayatınızı, iletişiminizi, ticari hayatınızı inanılmaz derecede güçlendirebilirsiniz. Evet, sizin de iş hayatınızda son derece aktif olacağınız, sözleşme dönemlerinin başladığı, haberleşmelerin son derece fazlasıyla olacağı bir sürece merhaba diyorsunuz. Biraz baş ağrılarınıza dikkat etmenizi öneriyorum. 14 Mart parasal konular, harcamalarınız önemli olacak. 14 Mart'ta çok parasal konulara girmeyin. 14 Mart'ta çok fazlasıyla parayla ilgili konularda sakin durun. 18-19 Mart ailesel konularda yine sakinliğinizi koruyun. Varsa eğer bir planınız aileyle bir araya gelmek, aileyle ilgili görüşmeler 18, 19, 20 Mart'ı erteleyin. Ondan sonraki süreçler çok daha verimli ve iyi Bekar olacaktır akrepler sevgili evleniyor o akrepler. zaman. Hadi. İnşallah Hadi bakalım. hayatlarının etkileriyle Şimdi sırada karşılaşmak. ne var? Sırada yaylar yaylar. Yaylar, yaylar, sevgili yaylar. Şimdi Satürn balık burcuna geçiş yapıyor. Artık senin de ailenle ilgili konularda, yuvanla ilgili konularda sorumluluğunu bir tık fazlasıyla arttırman gereken bir süreçtesin. Ne demiştik? Yaylar, ikizler, başaklar ve balıklar için yeni bir dönem başlıyor. Esasında sorumluluğunu bilen, sorumluluğunu alan bu dört burç kolaylıkla bu Satürn balık döngüsünü atlatacak. Sevgili yaylar, evinle, ailenle ilgili sorumluluğunu alacaksın. Bir tık daha fazlasıyla alacaksın. Ailedeki yaşlı bireylerle ilgilenme zamanı, onların gönlünü hoş etme zamanı, onların maddi, manevi, sağlıksal her konudaki sorumluluğunu alma zamanı. Bütün burçlara tavsiyem şudur. Satürn yaş almış, yaşlı kimselere hizmet eden herkese ödülünü verir. Satürn bir, keçi peyniri, keçi sütü. Bunları tükettiğiniz takdirde esasında Satürn'ün de zorlayıcı etkisini de fazlasıyla hafifletmiş olacaksınız. Başaklar, balıklar, yaylar, ikizler, yüklenin keçi peyniri, keçi sütü. Yaşlı, yaş almış kişilerle ilgili sorumluluğunuzu alın. Darura cazide bir sürü terk edilmiş veya orayı seçmiş, yaşayarak bu insanlara yardım elinizi uzattığınız takdirde bakın Satürn'ün değil, Satürn'ün iki tane Satürn'ün de gelse size hiçbir şey yapmaz. Evren ne diyor? Sorumluluğunu al. Bazı noktalarda bize işaret ettiği konulara eğer değinirse bizi dövmek yerine ödüllerini fazlasıyla bizlere sunar. Venüs Boğa burcunda iş hayatında iyileşmeler olacak, sağlığında iyileşmeler olacak, iş hayatında maddi kazançlar dönemi başlıyor. Bununla beraber 15-17 Oh. Mart bak evini su basabilir. Evinle ilgili evet dikkat musluklara, tezgahlara aman dikkat. Bununla beraber ailenizle ilgili konularda yanlış kararlar alabilirsiniz. Bunu yapmayın. 15-17 Mart karşınıza bir ev çıktı. Biraz bekleyin. O evle ilgili taşınma olabilir, alma olabilir. Biraz daha beklemenizi öneririm. 17 Mart maddi kazançlar, parasal konularla ilgili atacağınız adımlarda biraz sinirli adım atabilirsin. Alman gerekeni daha az alabilirsin. Sinirle fazla para harcayabilirsin ama sakin kal. Evet, aşk dönemi yaylar için. Aşk sevgilileriyle ilgili iletişim kurma dönemi. Bununla beraber çocuklarının eğitim hayatları ile ilgili konularda bir takım ani gelişmeler söz konusu olacak. Eğitim almaları söz konusu olabilecek. Fırsatlar söz konusu olabilecek. 14 Mart sağlığına dikkat etmen lazım. İlişkilerine dikkat etmen lazım. 18-19 Mart iletişimine dikkat etmen gerekiyor. Trafikte çok ama çok temkinli ve dikkatli olman gerekiyor. Hızlı araç kullanımı kesinlikle ve kesinlikle aman dikkat diyorum. Trafik kazalarına ve bununla beraber ticari hayatın içinde yapacağın hamlelere eğer dikkatli olursan iyi olur. Kardeşlerle ilgili olaylar 18-19 Mart tarihinde Hadi hayatınızda bakalım. söz konusu Oğlaklar, olabilir. sizin
Bu 13 Mart, 19 Mart tarihleri arasında en çok dikkat etmeniz gereken tarih hangi tarih? Şimdi yüzlüler çok önemli bir sürecin sonuna geldiler. 23-25 Mart'la 25 Mart'la beraber artık Plüto burçlarından gidiyor ama videonun başında demiştim ya 29 derece kritik. Artık hayatlarında inanılmaz derecede olayları daha plütonik yaşıyorlar. Dişleriyle, kemikleriyle ilgili konuda ve esasında kavgayı yasaklıyorum oğlaklara. Sükunet olması gerekiyor. Biraz daha içlerine dönsünler. Bak bu Mart ayını da böyle sessiz sakin eğer geçirirlerse Haziran'a kadarki olan süreçte inanılmaz rahatlayacaklar. O 2008, 2007, 2008 döneminden beri yaşadıkları o süreci artık bay bay diyecekler. Biraz daha sakin ve temkinli. Özellikle 17 Mart'ta kavga etmekten son derece dikkatli olmaları gerekiyor. Düşmesinler, sakarlıklarına dikkat etsinler. Evet, Satürn balık burcuna geçiş yapıyor ama onları destekliyor. Zaten yönetici gezegeni. Artık ticari hayatla ilgili sorumluluk alma zamanı. Ticaretle ilgili eğer bu konuda yapıyorlarsa ticaretle ilgili konuda temkinli olacaklar. Bilgi çok önemli olacak onlar için. Bilgi dönemi başlıyor. Hayatlarına değer katacakları eğer bir bilgiye sahip olurlarsa, bir eğitime sahip olabilirlerse 2026'dan sonra oğlakları kimse tutamaz. Hayatlarındaki her türlü negatif enerjiyi tamamıyla dönüştürebilirler. 15-17 Mart'ta lütfen İletişiminize dikkat edeceksiniz. Sosyal medyadan gelecek herhangi bir mesaja dikkat edeceksiniz. Ticari anlaşmalarda dikkat edeceksiniz. Araç alımı satımı konusunda dikkat edeceksiniz. Son derece kalay kandırılabilecek bir etki altındasınız. Biraz daha aileyle artık iletişim dönemi başlıyor. Aileyle güzel sohbetler dönemi başlıyor. Sonuna kadar da değerlendirsinler. 14 Mart biraz psikolojik açıdan sinirli olabilirler. İş hayatları ile ilgili, sağlıkları ile ilgili konularda biraz daha temkinli olmaları, atacakları adımı son derece duygusal değil, mantıksal şekilde hareket etsinler. 18-19 Mart parasal harcamalar konusunda onları uyarıyorum. 18-19 hatta 20 Mart'ta da alışveriş parasal konularla ilgili geri dursunlar. Ondan sonraki süreçler çok daha iyi olacak. 17 Mart'la beraber onların da kazançları son derece artmış olacak. Hobilerinden, yeteneklerinden para kazanma dönemi başlıyor. O yüzden sevgili oğlaklar, sakin kalın. Güzel süreçler Dikkat, önümüzdeki günlerde dikkat. sizleri Kovalar bekliyor. hazırsanız başlıyoruz. Kovalar 7 Mart'la beraber artık Satürn gitti. Ama 7 Mart'taki o dolunayla beraber bir 10-15 günlük süreçte kendini hissettirecek ama bak 2,5 yıl nere, 15 Sus. gün nere. Yani düşün. Ya müjde, büyük müjde. Tabii ki bununla beraber özellikle 18, 19, 20 Mart tatile çıksınlar. Ama bu tatil hani illa gezme anlamında değil. Biraz daha kendilerini geri plana çeksinler. Her olayın içinde olmasınlar. Olayların içine çekmek istiyorlarsa da kesinlikle girmesinler. Ağır iş yapıyorlarsa sporda son derece kendilerini sakatlamayacak, sakarlıklara nail olmayacak şekilde dikkat etmelerini istiyorum onlara. Parasal konuda artık sorumluluk alma zamanı. Maddi konularla ilgili burada bir takım engellemeler ve kısıtlamalar söz konusu olabilir ama sen paranı bugüne kadar tutabildin mi? Parasal değerlerinin farkına varabildin mi? Sınavı başlıyor. O yüzden lütfen har vurup harman savurma. Aile kaynaklarından gelecek 17 Mart'tan itibaren aile kaynakları, aile yardımı söz konusu olacak. Onların hayatlarında, sevgili kovaların hayatlarında ailesel maddi kaynaklarda artış söz konusu olacak. 15-17 Mart parayla ilgili hiçbir adım atmamaları gerekiyor. Herhangi bir yatırım, herhangi bir sözleşme, kesinlikle herhangi bir karar almamaları gerekiyor. 17 Mart biraz böyle kadınlarla ilgili konuda
sinir edebilir sevgili kovaları. O yüzden o kadınların hayatınızda yapabileceği tuzaklara veya sizi sinir edeceği olaylara sakın kapılmayın. Merkür Koç burcunda senin son derece fazlasıyla iletişim kurmana, konuşmana, ticari hayatta ataklar yapmana neden olacak. Belki arabanı yenileyebileceksin, arabanla ilgili konularda evet bir takım şanslar söz konusu olacak. Sonuna kadar bunu kullanın. 14 Mart sosyal çevre, arkadaş çevrenle ilgili ilişkilerini kısıtlarsan senin için çok daha iyi olur. Evet, arkadaşının yardıma ihtiyacı olabilir. Sonuna kadar yap ama bu maddi anlamda sana zarar verebilecek veya senin zarar verebileceğin konular üzerinde olmasın. 18-19 Mart sağlığına dikkat edeceksin. Kazalara dikkat edeceksin. Evliliğinle ilgili konulara dikkat edeceksin. Dikkat edeceksin derken temkinli davranacaksın. Olayların içine girmeyeceksin. Sevgili kovalar, senin için bir dönem kapandı. Yeni bir dönem başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım dersini almışsındır ve güçlenerek çıkmışsındır. Artık hani Satürn de gitti, Jüpiter de sana önemli destekler Bir veriyor. devir bitti Hayatını diyorsun değiştirmeye kovalara. başladı. Hadi gözünüz aydın. Peki. Bir devir bitti. Ne 33 zaman? yıl sonra gelecek bu devir artık. Tamam. 33 yıl sonra. Peki. Sevgili balıklar, onlar için yeni bir devir açılıyor mu? Ya da bir sayfa kapanıyor mu? Ne oluyor? Valla yeni bir devir başlıyor ama şimdi Satürn balık burcuna geldi. Bütün balık burçları endişeli ve korku içinde. Hayır, korkma. 2026'da öyle güçleneceksin ki hayatında senin inanılmaz derecede nerede hata yaptığını da yüzleşeceksin. Sağlığına önem vereceksin. Kendinle ilgili konularda sorumluluk alma zamanı. Balık burçları 2026'ya Hadi kadar bakalım. kilo verme dönemi başlıyor. Zayıflayacaklar. Evet. Ama sağlığınıza önem vereceksiniz. Evli balıklar, evliliğinizle ilgili, eşinizle ilgili konularda sorumluluk alma zamanı. Bir tık onun üzerindeki yükleri alacaksın ve sen fazlasıyla o yükleri eğer sırtına alırsan çok daha kolay bir şekilde ilerleyeceksin. Hayatındaki yaş almış kimselere muhakkak ve muhakkak elini uzatacaksın. Daha çok Satürn yaş almış kişileri sever. 56, 60 ve daha yaşlı olan balık burçları daha az temkinli olmaları gerekiyor. Esasında genç olan balık burçları için daha da yeni bir dönem başlıyor. Venüs Boğa burcunda ticari hayatında 17 Mart'tan itibaren iyi gelişmeler olacak. Ticari hayatında inanılmaz derecede maddi kaynaklarında artış olacak. Sözleşmelerden gelecek olan bir takım maddi gelirler söz konusu olabilir. 15-17 Mart sağlıklısıyla saklayacaksın. Kandırılma olasılığın çok kolay olacak. Kandırılmasan bile biz balıklar kendi kendimize hata yapma olasılığımız söz konusu olacak. Zehirlenmelere karşı, yediğimize içtiğimize karşı çok temkinli olacağız. Şimdi kandırma da olasılığınız olabilir, kandırılma da olasılığınız olabilir. Her ikisi için de temkin diyorum ben. 17 Mart arkadaşlar arasında bir takım çatışmalar söz konusu olabilir ama güçlü arkadaşlardan gelebilecek destekler de söz konusu olabilir. Olumluya yönelelim. Bununla beraber anlaşmalardan, aklına gelebilecek fikirlerden, projelerden para kazanma olasılığın olacak sevgili balıklar. Aklına güven, projelerine güven, son derece güzel kaynaklar açma olasılığın söz konusu olabilir. 14 Mart kariyer hayatın, iş hayatınla ilgili ani kararlar verme, biraz daha sakin kalmak zorundasın. 18-19 Mart'ta da biraz psikolojik olarak kendini iyi hissetmeyebilirsin. Bu senin iş hayatına etki edebilir, sağlıksal konularına etki edebilir. O yüzden lütfen ama lütfen senin için yeni bir dönem, korkmak yerine buradan nasıl çıkabilirim, burada neyi görebilirim, o şekilde bakarsan Satürn sana hiç ama hiç biraz dersini vererek 2026'da Vedat Dilek, burcuna çok da veda teşekkür ediyorum. edebilir. 13 Mart, 19 Mart tarihleri Ben teşekkür arasında ederim. hem burçları yorumladın hem çok özel tarihleri verdin. Bir de 4 seyircimize astrolojik
harita hediye edeceğini söyledim. Lütfen bu videonun altına Tabii. yorum bırakın. Siz de o şanslı seyircilerimiz arasına katılın. Vedat, haftaya görüşmek üzere. Sevgili takipçilerimiz, sizi tek tek Allah'a öpüyorum. emanet olun. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.